Rivayet olunur ki Arapların Bahri Sefid, Türklerin Akdeniz dediği bu derya, nice kralların tacını, nice sultanların tahtını yutmuş bir canavardır. Rum'un büyük Kayseri Sezar'ın dahi bu deryada korsan eline esir düşüp forsa olmuşluğu vakidir. Kadim dünyanın uzak ucundan at sırtında dört nala gelen süvariler bu haşin deryayı karşılarında buldular. Lakin onlar bu deryayı melanet bucağı değil, ana kucağı saydılar. Adalar denizi diyecekleri bu sulardaki kaleleri bir bir fethettiler. Midilli'de fetholunan kalelerden idi. Cenge iştirak eden sipahilerden biri oraya yerleşti. Dört de erkek evlat sahibi oldu. Hakikati görmeyenler, bin devleti yutan deryaya dört evlat ne yapsın derler. Siz demeyin. Bela fırtınasına karşı yelken açan dört kardeş, tufanlara gem, boranlara zincir, deryalara mühür vurdu. Herkese diz çöktüren sulara onlar baş eğdirdi. Kanlarını akıttılar deryaya. Azgın denizlerle kan karındaş oldular. Deryaya ilk açılanın namına Baba Oruç denildi. Seneler sonra iki kardeş de o adla bilindi. Barbaroslar. Lakin onların bu deryada korsan olmasına da, sultan olmasına da vakit vardı. Meşhur efsanenin meçhul hikayesi daha yeni başlamıştı.
Kapandı yelken camadana! Kapıdan yola çıkıldığından beri ağrıdan kıvranır. Bin defa söyledim. Derdinin dermanı iyi de. Ama dinlemedi ki. Bizi işaret etti, eyvallah dedik. Yüküne muhafızlık ettiğimiz geminin istikametini tayin etmekte bize düştü. Leventler. Ben size hiç yalan söylemedim. En önde girmediğim hiçbir belaya sizi de göndermedim. Bugün de her şeyi açık açık dillendireceğim. Su yufka. Ama sığlı. Gemimiz de vazifemiz de ağır. Niyetimiz geçitten sağ salim geçmek. Lakin terse düşüp dövüşmek de yazılıdır hartada. İnsanoğlu üç çeşittir. Bir krallar vardır. Bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar. Biz hiçbir vakit korkanlardan olmadık çok şükür. Leventler, bugün karşımıza çıkan eşkıya da olsa, kral da olsa korkutmaya ahtım vardır. Ahtımız bahtımız olsun mu? Ahtımız bahtımız olsun. Bu can yoluna feda olsun. Altyazı